Venüs de geldi mi duruşmaya? Geldi. Vay. Kuzey'in aklına geldik sonunda. Alo. Geçmiş olsun Çatalca'da. Sağ ol Kuzey. Şimdi aldım haberi. Mart'a kadar serbestmişsin. Gözlerim seni aradı adliyede. Yani bu duruşmanın senin için önemli olduğunu düşünüyordum. Önemsiz diyen kim ki? Başka bir iş çıktı. Yani aile meselesi. İlk duruşmada bir şey olmaz dedim. Yani nasıl olsa şahit olarak da geleceğim. Yani bir şey kaçırmam diye düşündüm. Anladım. Neredeymiş? Ne yapıyorsun şimdi? Özgürlüğün tadını mı çıkarıyorsun? Yok yok, şirketteyim. Arayı kapatmak için çalışmaya başladım bile. İyi. Hadi kolay gelsin sana o zaman. Şimdi de Melda Yalgın'la toplantıya gireceğim. Artık bizim de tanışma zamanımız geldi. İyi hadi bakalım, hayırlı olsun. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Neredeymiş, niye gelmemiş duruşmaya? Bir işi çıkmış. Zeynep kusura bakma, benim toplantıya girmem gerekiyor. Ben de zaten atölyeye gidecektim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba, buyurun. Banu Tekinoğlu'nun odası kaç numara? Bu isimde bir hastamız yok efendim. O zaman Banu Sinener'le diye bakabilirsiniz. Öyle bir kaydımız da yok. Oraya bak da cevap ver, bana bakma. Yok beyefendi, bir yanlış anlaşılma var herhalde. O zaman ben sana şöyle izah edeyim. Benim ismim Kuzey Tekinoğlu. Banu Hanım benim yengem olur, ailedenim yani. Benden boşu boşuna gizlemenize gerek yok. Ben burada yattığını biliyorum kendisine. O zaman ziyaret yasağı olduğunu da biliyorsunuzdur. Öyle mi? Ama benim onu görmem lazım, çok önemli. Israr etmeyin, doktorların kesin talimatı var. Hiç kimseyle görüştürülmüyor kendisi. Üstelik kimseyle karşılaşmaması için de en üst katı bir tek ona tavsiye ettiler. Bu kadar önemsiyorlar konuyu. Çok kalmayacağım yanında ya. Bir kendisine geçmiş olsun deyip çıkacağım. Lütfen. Mümkün değil. Bakın çok uzaktan geldim yani beni buradan geri çevirmeyin. Dediğim gibi kendisine bir geçmiş olsun diyeceğim. Yönetimin kesin talimatı var. Lütfen ısrar etmeyin. Eyvallah, tamam. Kapasiteden kaynaklanıyor bu sorun. Nasıl arttırırız asıl ona bakmamız lazım. İyi işte bu ek binayı devreye sokalım o zaman. İyi ben bakıyorum o zaman yeni makinelere. Hayrola? Ne oldu? Zeynep'le bir şey olmuş. Senin düşündüğün gibi bir şey değil. Ya bırak Allah aşkına canım, tanımaz mıyım ben seni? Hep sen söylersin bir şey saklıyorsun benden, bir şey saklıyorsun diye ama asıl sen saklıyorsun. Zeynep'le bir şey olmuş. Ne olabilir ki? İşle ilgili canımı sıktı biraz o kadar. Ha. Hı. İyi öyle olsun. O zaman toplantıdan sonra bakarız şu yeni makinelere. Tamam. Diğerleri nerede? Dur çağırsınlar. Ne oldu? Benimle yalnız kalmaya çekindin mi? Niye çekineyim? Mesela beni öldürmeye kalkıştığın için olabilir mi? Ne? Barış, o gün yanına geldiğimde arabamla oynayacak kadar vaktim vardı. Arabayı sen kurcaladın. Anladım. Sen daha tam olarak iyileşememişsin. Arabanın torpido gözüne silahı sen koydun. İnanamıyorum. Şimdi de kurban olarak beni mi seçiyorsun? Bak, Melda Yalgın'la görüşmeden önce otelde benimle karşılaşınca bir anda karar verdin. Önce silahı arabaya koydun. Katil olsam cinayet silahıyla gezer miyim? Gerizekalı mıyım ben? İşte bu yüzden şehir dışında bir yer seçtim. Çünkü önce silahtan kurtulmak istedim. Tesadüfen beni görünce bir taşta iki kuş. Ha? Bana bak, kendi planlarını benimmiş gibi anlatma. Sen yapacaktın bunların hepsini belli ki. Beni takip edip oralara kadar peşimden gelsendin. O da senin için büyük bir şans oldu. Önce silahı arabaya koydun, ondan sonra arabayı bozdun. Yani hem benden hem de silahtan kurtulmuş olacaktın, öyle değil mi? Beyler. Delirmiş bu ya, resmen aklını yitirmiş. Benimle ilgili en ufak bir şüphen varsa savcıya git. Barış sakin. Bir dakika. Sakin. Git, ifadeni ver, şüphelerini söyle. Eğer gerçekten seni öldürmek istediğini düşünüyorsan şurada bir dakika durmazsın. Bak, böyle bir şey yaparsam hem kendime hem de şirkete büyük zarar vermiş olurum. Sürekli yeni hesap peşindesin değil mi? Merak etme. Bütün bunları yazılı olarak avukatıma verdim. Duruşmadan önce hepsini savcıya verecek. Oh, içim rahatladı. Barış, buradan seni ellerin kelepçeli götürürlerken çok büyük keyifle izleyeceğim, biliyor musun? Çok beklersin. Konuza bir şey sürmüş galiba. Hay Allah. Beyler tamam, ikiniz de sakin olur musunuz? Bu yersiz muhabbetinize de Melda Hanım olmadığı zaman devam edersiniz. Yersiz mi? Güney, o kazada ben hayatımı kaybediyordum. Gerçekten bu saçmalık için, bu delilik için üzgünüm. Ben de şaşkınım. Çok haklısınız. Bu manyak adına da çok özür dilerim. İsterseniz toplantıyı başka bir gün erteleyelim. Daha sakin olduğunuz bir gün tekrar bir araya geliriz. Bir dakika. Madem artık birlikteyiz, burada olup biten her şeyi öğrenmeniz lazım. Evet, senin nasıl biri olduğunu bir an önce öğrenmemiz çok iyi oldu. Gerçek katil ortaya çıktığı zaman hepimiz sorunlarımızdan kurtulmuş olacağız. Kesinlikle. Bu arada bu toplantıyı sizinle tanışmak için istemiştim. Ben Burak Çatalca. Melda Yalgın. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Manyak bu. Çıldırmış. Bunun başka bir izahı yok. Sabah sabah nasıl asabımı, sinirlerimi bozdu ya. Ha Sibel, bu avukat Cihat mıydı, neydi? Cihat Bey. Onu ara, odama bağla. Tamam efendim. Ben de kendime geleyim.